Gayet güzel, tatlı bir şekilde ilişkimiz devam ediyor. Eğlenceli, drama yok. İşte hayatımızda bir stres bir şey yok. İşte hani kim ne yaptı, ne etti, işte öyle yapmamalısın falan denilen bir şey yok. Hepimiz, ben şöyle düşünüyorum. Yani buna şu kafaya geldim diyelim. Yani hep öyle düşünürdüm ama şu anda iyice tamamen rahatladım. Kelebek gibi hissediyorum kendimi, hep söylüyorum. Biz hepimiz bağımsız insanlarız. Kadın da erkek de, evlensek de evlenmesek de önemli değil, erkek arkadaşımız olsun olmasın. Biz hepimiz bağımsız insanlarız ve hepimiz özgürüz. O yüzden birbirine saygı çerçevesinde, saygı ve sevgiyle ilişkini sürdürdükçe herkes ne istediğini, yani ne isterse yapabilir diye düşünüyorum. O yüzden ben şu anda eski kocamla yemeğe de gidebilirim. Bunu zaten erkek bir şey diyemez. Ben arkadaşlarımla dışarıda çıkabilirim. Ben istediğim yurt dışına da gidebilirim. Yani her şey saygı çerçevesinde ama böyle ilerlerse ben yani bu ilişkilerin artık böyle ilerlediğini, böyle olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden Guido'yla da gayet hani o kendi çevresi, benim çevrem. O bana ayak uyduruyor, ben ona ayak uydururum. Beraber özgürüz. Kimse hani hapishanede değil, nereye gitmek isterse gider, ne yapmak isterse yapar. Ama dediğim gibi saygı, birbirine saygı duyarak, onu aptal pozisyonuna sokmayarak, düşürmeyerek, kimse kimseyi birbirine diyeyim yani, düşürmeyerek bence güzel bir şekilde gitmeli ve bizimki de öyle gidiyor şu anda. Bakalım, çok küçük. Zaten hani Guido belki büyük falan gözüküyor ama 32 yaşında şu an Guido. Ben 29 yaşındayım. Yani hani o daha yeni şey yapıyor. Hani ben öyle. Yani hani anladınız mı? O yüzden böyle evlenmeliyiz falan, hani öyle bir durum yok. Hani böyle bir eğlenceli günlerimiz güzel geçiyor. Eğlenceli gidiyor yani. Çok mutluyum. Yani ben hani çocuğum olmamış olsa, benim bu hayatım, kendi sorumluluklarım olmamış olsa belki de evet ona böyle hani şeyine de takılıp böyle sürekli onun peşinde şey yapmalıyım. Ama hani ben İstanbul'a döndüğümde ben İstanbul'da kendimle çok mutluyum. Yurt dışına arkadaşlarımla gittiğimde arkadaşlarımla çok mutluyum. Onunla Guido'yla gittiğimde yine mutluyum. Yani benim kendi sorumluluklarım var. Ben hani böyle çok eğlenceli şey bir kadın falan halinde gözüküyorum ama ben bir anneyim. Hani benim o annelik dönem durumumu çok fazla görmüyorsunuz. Tabii ki de sosyal medyada hep böyle en eğlenceli, tatlı dönüm şeyleri paylaşıyorum. Bazen hani gerçekten böyle hötlediğim falan kızıma oluyor tabii ki de. Yani anneliğin verdiği böyle bir ağırlık var aslında. O göstermiyorum. Yani rahat, çok rahat bir anneyim aslında. Şöyle söyleyeyim size. Pek belki de doğru denilmeyecek ama kuralları da olması gerektiğini düşündüğüm için kuralları olan bir anneyim. Yani Melisa'nın saat kaçta yatacağını, hani her gün duş alması gerektiği, her gün ödevlerini yap, şu andaki dönemde çünkü o. Hani okula gitmek zorunda, okul ödevlerini yapmak zorunda, işte jimnastiğine gitmek zorunda, baleye gitmek lazım. Yani hani saatleri var. Tabii eğlendiği, hani dışarıda beraber gezdiğimiz dönemler de var. Ama Melisa'nın kendi şu anda sorumlulukları var zaten. O yüzden disiplinli bir şekilde, evet tabii ki de öyle olmak zorunda. Yoksa hani işin şeyi şey olur, çıkar yani. O yüzden öyle. Hem rahatım ama bir yandan da kuralları olan bir anneyim. Hani onun dışında Melisa zaten herkese saygıyla büyümeyi öğretiyoruz şu anda. Zaten hani saygı davranması gerektiğini biliyoruz. Çünkü gerçekten Melisa için hani böyle bir babası ve böyle bir annesi var. Onun zor bir dönemi olacak. Zordu bir döneme de başladı. Çünkü çok fazla tanınıyor. Çok fazla her istediği olma durumu var. O yüzden biz böyle birazcık daha onu daha böyle down to earth, nasıl denir işte, hani daha sakin, daha böyle hani her şeyi hemen elde edemeyeceği, hani beklemesi gerektiğini, bazen bazı şeylerin değerlerinin daha yüksek, kuvvetli, hani şimdi her şeyi hemen elde edebilirse, yaparsa değeri kalmayacak bazı şeyler ve ben en çok beni korkutan, gerçekten kalbim şey oluyor, yani korkutan şey bu. Şey, bir şeyleri o kadar çabuk elde edince değerini anlamayacak ve değeri kaybolacak diye çok korkuyorum. Çünkü yani küçük şeylerden, ben çok ufak şeylerden de mutlu olan bir insanım. Büyük şeylerden de mutlu olan bir insanım tabii ki de. İnşallah Melisa da hani hiçbir zaman daha fazlasını isteyip daha büyük şeylerle mutluluğa ulaşan bir çocuk değil de her zaman ufak şeylerle, ufak mutluluklar
yani mutlulukları alacak, yani hissedecek diyebilirim yani inşallah. Şeylerle de mutlu oluyor. İnşallah, inşallah, evet, öyle yapmaya çalışıyorum ben. Evet, çünkü çok zor, çok zor. Düşünsenize ya, Acun Ilıcalı babası, Şeyma Subaşı annesi şu anda öyle büyüdü zaten. Çocuğum özel uçakta doğdu gibi bir şey yani hani. Onun için çok zor. Bakalım, inşallah öyle olacak. Bence yurt dışında yaşaması Melisa'nın daha iyi olacaktı ama Acun buna uygun görmüyor. Bakalım.